Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Oyunculuk üzerine yaptığım programın bu haftaki bölümü Mustafa Yılmaz'la devam ediyorum. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Mustafa Yılmaz'ı bilen bilir. Özellikle Musto Baba diye bilinir. Namı değer Musto Baba. Oyunculuk hayatın 01 ile mi kesişti? Evet. Tabii ki de. Yani 01'den dolayı tanındık. Orada o serüven başladı. Ondan sonra bu yolda yürümeye, devam etmeye yani gayret ediyoruz hepsi bu. 01'de tanındıktan sonra özellikle ilk gün. Evet. Yayınlandı, işte bir tepki aldın, çok olumlu mesajlar, bilmem neyler. Ne hissettin abi? Ya şimdi... Ne oluyor lan falan mı dedin? İşte bak, ben fragman yayınlandı bir akşam. Fragman sanki çok etkili olmadı gibi. Oldu. İlk bölüm sanki biraz. İşte ilk senaryoda zaten o kardeş bir daha konuşamaz, evet, sen konuşma, evet, son sahnesiydi, evet, zaten. Ben akşam yayınlandı, sabah bir kalktım. Bölüm mü yayınlandı? Fragman. Fragman. Tabii. Fragman yayınlandı. Ben sabah bir kalktım, ünlüyüm. İşte komşularımızdan birkaç kişi işte fotoğraf çekiyor falan. Aa, ne oluyor? Ne oluyor falan yani. Tabii insan bir şok oluyor tabii ki. Ne oldu ya dedim. Hani tamam, paylaşıldığını biliyordum falan ama yani bu kadar tepki olacağı kesinlikle düşünemezdim. Bir yani. Korktun mu? Tabii. Yani o günden beri zaten korkum sürüyor. Neyden korkuyorsun? Hani üstüne koymak lazım. Bu insanlar, evet, bize inandı, güvendi. Ve o yüzden yani bir yapıyorsam 10 yapmam lazım. Çok çünkü doğru. İnanan insanlar var. Ben bu insanların inanmış insanları yarı yolda bırakamam diye. Çok doğru. Ve yani 3 saat günde çalışıyorsam 5 saate çıkardım. 5 saat ilgileniyorsam 7 saate çıkardım. Çünkü hani gerçekten bu okyanus gibi bir oyunculuk. Kesinlikle. Çok zor bir dipsiz mesleği. Kuyu. Tabii. Bana göre dünyanın en zor mesleği. Nasıl derseniz, bir madencilik, iki bir de oyunculuk. Evet. Bana göre çok zor bir iş. Gerçekten ben hayranlıkla izliyordum bazı insanları, önceden tanıyordum, hani bakıyordum hayatlarına falan. Ha, kolaymış. Öyle değil. Değilmiş. Gerçekten de değil yani. Hatta bununla ilgili Müjdat Gezen'den eğitim de aldım. Tabii tiyatro oyunları. Bir 5 tane oyunum vardı. Sahneye falan. Tabii kendim. Herkes bir 5-6 oyunu vardı. İlk çıkan bendim yani. Maşallah. İlk çıkmak da zordur yani. Hani, cesaret ister. Ama şimdi bizim çıkmamız lazım Cüneyt abi. Şimdi biz çünkü 25 bölüm oynadık. İnsanlar bizi tanıyor. Hani orada da tanıyorlar. Hani orada hoca hani kim ilk önce çıkar gibisine daha böyle söylediği takdirde ben kalkıyordum yani. Çünkü kalkmamız lazım. Tabii ki. Çünkü hani o insanlardan önce biz kamera önüne geçtik. Ve başarılı olmamız lazım ki olduk da. Kesinlikle demeyin ki benim yeteneğim var. İşte ben bunu yaparım, ben şunu ederim. Öyle bir şey yok kardeşim. Ne kadar yeteneğin olursa olsun yani oyunculuğun altını doldurman lazım. Gideceksin, araştıracaksın, sinema filmine gideceksin. Festivallere katılacaksın. Yani kendini geliştireceksin kardeşim. Bu işi yapıyorsan hakkıyla yapacaksın. Evet. Bu bir gerçek yani. Doğru mu hocam? Kesinlikle. Yani en önemlisi merak edeceksin. Şöyle diyeyim, insan yani ne yaparsa yapsın hani aç gözlü olsun bu konuda. Evet. Oyunculuk konusunda. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani aç gözlü olsun. Evet. Ne kadar aç gözlü olursa o kadar güzel olur. Heybesi bu konuda daha çok tabii. Kesinlikle. Yani kesinlikle insan aç gözlü olacak. Bir insan ne yapmak istiyorsa yapsın. Bu oyunculukla ilgili benim bildiğim, haddime de değil ama öğrenmeye aç bir insan olacaksın. Kesinlikle. İstersen kendini hiç yetiştirme, okula gitme ama alaylı olabilirsin. Alaylı olabilirsin. Dışarıda, ya olabilirsin. Hayat okulu değil. Tabii kesinlikle, yemin ederim öyle. Öğrenmeye aç olduğun takdirde her yerde kimse öğrenirsin. Sana hiçbir şey diyemez. Neden biliyor musun? Çünkü zevkle bakıyorsun, gözlerin parıldıyor. Musto Baba'yı, evet, en yakın zamanda profesyonel yapımlarda da görmek isteriz. İnşallah. Ve eminim izleyen insanlar merak ediyordur ve soracaktır da. Baba, ne zaman seni göreceğiz, işte nerede çıkacaksın, işte ne bileyim şu proje sana çok yakışır falan. En yakın sürede, en yakın zamanda o ihtimaller de var mı? Şimdi biz 01 yapımla başladık bu işe. Gerçekten de öyle yani. Bana çok şey kattı. Bakalım nasibimizde varsa olur diye
düşünüyorum. Sinema filmi yaptık zaten bir. O da salon vermediler. Evet. Bu Facia 3 karışma bende. Absürt komedi. Çok güzeldi. Birincisi zaten bomba gibi patlamıştı. Evet. Bizim talihsizliğimize denk geldi. Şans işte. Aynen. Güzeldi. Gerçekten komediydi. Oynadık da yani. Benim sana ben fragmanını falan aynen galasını falan yapmıştık. Öyle de kaldı. Bakalım nasip nasibimizde varsa olacak. Yani oyunculuk hayatı başladı ve son hız devam ediyor. O serüvenden yürüyorum. Devam edecek. Hayallerimin peşinden de koşuyorum. Severek yapıyorum. Öğrenmeye aç bir insanım. Yani devam edeceğim yani. Elimden geldiğince hiçbir şey bulamasam evde kendime tiyatro oyunlarına bakıyorum. Kendim replik yapıyorum. Duygularımı katıyorum. Yani oynuyorum. Evde oynuyorum. Hiçbir şey olmazsa belki kameralara yansıtmıyorum ama gidiyorum evimde skeçlere bakıyorum. Skeç yapıyorum yani. Evet. Tiyatro oyunu yapıyorum. Kendimi mutlu edebiliyorum yani. Mustafa Yılmaz, Mustafa Baba artık bu oyunculuk serüvenin içinde var ve hep de olacaktır. Allah'ın izniyle tabii ki de. İnsanların mesela seni sevmesinin en büyük etkeni sence neydi? Doğallıktan yana bir ayrıyeten şöyle karşıya gerçekten de bu karakteri geçirdim ben. Yani adam geliyor abi gelir misin işte fotoğraf çekilelim seni seviyoruz falan nasılsın iyi misin evet. Muhabbet. Biraz da samimi olunca insan gerçekten de dışa yansıyor yani. Tabii ki de insanlar seviyor bak diyor işte hani adam bizi seviyor diyor. Tabii ki de seveceğim. Çünkü o insanlar sayesinde biz bir yerlere evet. Geldik var olduk. Evet, evet. Doğru mu abi kesinlikle, yani? Kesinlikle. Yani insan vefalı olması lazım. Hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel gidiyor. Serüven... Oyunculuğun yanı sıra uğraştığın bir meşgal, ufaktan da olsa bir hobi, bir şeyler var mı? Var. Spor falan yapıyorduk. İşte evet. Bu pandemi de girince o da gitti. İşte kitap falan okuyoruz. Oyun falan işte skeçlere bakıyoruz. İşte evet. Arkadaşlarımızın oyunlarına bakıyoruz. İşte birkaç tane Yunan tiratı falan vardı. Hoca yani vermişti. Normal hayatın içerisinde gündelik yaşarken bile yine evet. Oyunculuk. Evet. Yine oyunculuk yine evet. Oyunculuk. Evet. 7-24 kafanda o zaman oyunculuk dönüyor. Hep var. Hep var. Nasıl diyeyim? Yani endekslemişim kendime Cüneyt abi. Eyvallah. Eyvallah. Gerçekten öyle. Çünkü çalışmıyorum. Yani severek bu işi yapıyorum. Yani çalışmadığım için bile hani demiyorum hani ben boşum hani gideyim gezeyim eğlenim yok hani. Gezerken bile eğlenirken bile kafanda oyunculuk var. Var. Hep var. 0-1'de böyle yaşadığın bir durum bir an tuhaf komik böyle ne, var mıydı senin açından? Benim migrenim var. Evet. Migrenim olduğu için öyle fazla. Kriz mi tuttu orada? Evet tuttu bir ara. Koğuş baskınıydı. O zaman bayağı bir zorlandım. Hatta dediler seni yapım falan hastaneye gönderelim dedim çekim bitsin. Ondan sonra dedim. Evet. Bu kadar insan çünkü evet. Bir insanı bekleyemez. Hastaydım yani migren doğrudur, ağrısı doğrudur. Olan migren insanlar bilir. Tutmuştu yani. Dedim ki bitecek 12 miydi? Bitti. Çekim ondan sonra hemen acile götürdüler sağ olsunlar beni. Hemen iğnemi vurunca rahatladım. Öyle bir kriz tuttuydu migren krizi. Uygun bir projeyle inşallah, uygun bir senaryoyla. En yakın zamanda. En yakın zamanda inşallah çıkacağız. Ben tekrar böyle farklı bir rolde insanların karşısında profesyonel yapımlarda seni göreceğimize inanıyorum. Hocam benim de zaten sinema filminde oynama sebebim absürt komedi Facia 3 karşıma bende. Hani bu adam komedi de oynuyor. Yapıyor yani bu adam. Kesinlikle. O yüzden ben tercih etmiştim komediyi. Söylemek istediğin bir şey var mı? Şu an insanlar Mustafa Baba ne söyleyecek diye, içinden ne geçiyor diye merak ediyordur. Şöyle kameraya da bakabilirsin. Beni çok seviyorsunuz biliyorum. Soruyorsunuz sürekli. Neden abi, neden abi? Niye projeye girmiyorsun? Niye burada oynamıyorsun? Niye bir şey da? Öyle ha deyince ben, olmuyor yani. Şöyle bir şey yani gerçekten biliyorum severek izliyorsunuz beni. Bir yerlerde oynamamı istiyorsun ama şöyle bir şey var. Doğru zamanda uygun senaryo, uygun karakterle çıkacağız karşınıza. Beklemede kalın. İnşallah güzel, uygun bir senaryo ve karakterle sizi şaşırtacağıma inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani yüreğine sağlık. Sağ gerçekten olun. Yüreğine buradan sağlık. Sevenlerime de beklesinler bizi. Çok güzel bir şekilde geleceğiz. İstersen son kapatmadan önce 0-1'den bir repliğinle dilersin. Tabii. Bu replik de onlara gelsin diyor ya
usta babanın dediği gibi 81 vilayet bana tav, ben de size tavım bebeğim. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet arkadaşlar, bu bölümde Mustafa Yılmaz'la oyunculuk üzerine hasbihal sohbet ettik. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım buraya kadar izleyip memnun olmuşsunuzdur. Bir sonraki bölümde acaba kim olacak? Ben de merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.